Sevgili izleyiciler, hangimizin beli dizi ağrımadı ki diyeceğim. Gerçekten 7'den 70'e mutlaka bel ağrısı, diz ağrısı ya da eklemlerimizin herhangi bir yerinde ağrıları mutlaka yaşamışızdır diye düşünüyorum. Bugün bel ağrılarının ve diz ağrılarının hem nedenlerine hem ameliyatlı hem ameliyatsız tedavi yöntemlerine birlikte bakıyor olacağız. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz 0212 331 66 24 numaradan ya da sağlıklıyaşam@tv360.com.tr adreslerinden ulaşarak uzmanlarımıza dilediğiniz gibi sorularınızı sorabilirsiniz. İki tane uzman konuğumuz var stüdyomuza. Ben hemen onlara dönmek istiyorum. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Tolgay Şatan'a hoş geldiniz öncelikle. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Cavit Meclis'e siz de hoş geldiniz Cavit Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben aslında hem fizik tedavi hem ortopedi uzmanını bulmuşken çok da sevindim. Çünkü hem bel ağrılarını hem diz ağrılarını hep birlikte böyle işleriz. Hem ameliyatlı, operasyon gereken hem operasyon gerekmeyen kısımlarını da bir masaya yatırmış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü akıllarda bazen birçok soru olabiliyor. İşte belim ağrıyor, bel fıtığı, ameliyat olsun mu olmasın mı? Fizik tedaviden mi yararlansın yoksa hemen cerrahi operasyon mu olsun? Ya da işte dizlerdeki bazı sorunlar biliyorsunuz eğer zaman aşımına da uğradıysa farklı protezler takmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bunları daha başta yakalarsak, fizik tedavicilerle bir çalışma yaparsak bu zamanı uzatabilir miyiz gibi birçok soruyu aslında bugün hep birlikte değinelim istiyorum. Ben isterseniz dizden başlayalım. Şey sormak istiyorum, diz ağrıları sanki kaderimiz gibi yaşımız ilerledikçe mutlaka bizim dizlerimiz ağrır mı Tolgay Bey? Aslında öyle bir şey yok. Hı hı. Yani sağlıklı bir, bunu Cavit Bey çok daha hakim bu konuya. Sağlıklı bir insanın her yaşta yaşına uygun şekilde hayata uyum sağlayacak şekilde yaşaması lazım. Ağrı beklenen bir şey değil. Hı hı. Ama sanki bir deformasyon değil mi? Belli bir yaştan sonra mutlaka dizim ağrıyor, dışarı çıkamıyorum. Dizim ağrıyor, ibadetimi rahatlıkla yapamıyorum gibi işte hep söylemler o var. O konuda bence Batı ülkeleri, modern toplumlar bunları aştılar. Ben bu açıdan Cavit Bey'le burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü aynı felsefede düşünüyoruz. Bence biz toplumumuzu Batı yaşam standartlarına ulaştırabiliriz. Yani ağrısız, ileri yaşlarda da konforunu koruyan sağlanabilir. Yani bu aslında ağrı bizim kaderimiz değil. Bunu tamamen kafamızdan silmeliyiz. Evet, sanki hani belli bir yaştan sonra mutlaka dizimizde, kalçamızda, eklem yerlerimizde bir problem değil yani. Çıkarmış gibi algılanıyor ya da çıkıyor. Biz peki Cavit Bey neden uzaklaştık? Acaba biraz hareketten mi uzaklaştık? Yediklerimiz, içtiklerimiz mi? Aldığımız kilolar mı? Ne değişti de bu kadar eklemlerde ağrılar yaşıyoruz? Kesinlikle yaşam tarzı özellikleri çok belirleyici. Tolgay Bey'in de işaret ettiği gibi bilimsel araştırmalardan biliyoruz ki kas kuvveti iyi olan, bel, kalça, diz, ayak bileği eklemlerin açıları uygun olan, doğuştan ya da sonradan bozuk olma durumu söz konusu değilse diz ağrıları olma olasılığı daha düşük. Onun dışında fiziksel olarak daha aktif olanlar, uygun biçimde spor yapanlar, genel olarak tüm ağrılar daha az oluyor. Daha az oluyor. Diz de buna peki dahil. Peki siz ağrıları ya da kişileri ayırıyor musunuz? Mesela sporcu gibi, genç, işte bazen travma sonucu da oluşabiliyor. Bu tarz deformasyonlar bazen de işte dediğimiz gibi yaşla da oluşabiliyor. Genç sporcu ve ileri yaş diye bir ayrım var mı tedavi protokollerinde? Var tabii. Bu soruya gerçi ikimiz birlikte cevap vermemiz lazım. Elbette. Neler yapıyorsunuz? Mesela nasıl bir yaklaşım olması gerekiyor? Şimdi öncelikle ağrının başlama biçimi bize teşhis konusunda fikir veriyor. Yani bir darbe ya da spor sakatlanmasıyla gelen hemen dizi şişmiş kişi hakkında ön tanılarımız İşte aylardır ya da yıllardır dizi ağrıyan ev hanımı olan bir hasta için düşündüğümüz ön tanılardan farklı. Onun dışında tabii ki yaş gruplarına göre tanılar değişiyor. Yani şüphesiz bir yaştan sonra eklemler yaşlanıyor. Tüm vücut yaşlanıyor. Kendini yenileme yeteneği azalıyor. Ama tabii ki çocukluk çağı, gençlik, ileri yaş problemleri tabii ki liste yapacaksak birbirinden farklı. Sporcuların da kendine özgü evet şeyi var, yaklaşımı hem tedavide hem de tanı listesinde evet geçerli. Herkesin aslında farklı işte farklı. Hastalık yoktur, hasta vardır dediğiniz aslında değil mi? Aslında ben tıklada katılıyorum. Doğru tanı koyarsanız ki bu iyi bir muayene
gerektiriyor. Doğru tanıdan sonra tedaviyi yönlendirmek daha kolay. Eğer tabii tanı ki yanlışsa, yani tedavi doğru yapacaksınız, olmuyor, ameliyat mı yapacaksınız? Zaten her şey belli aslında. Her hastalığın bir tedavisi var. Ha, birkaç yola sapılabilir ama sonuçta bir taraf daha ağır basar. Önce onu yaparsınız. Ama bu tanıyı iyi yapamazsanız her şey bozuluyor. Yani menisküs yırtığı tam yırtıksa hiçbir fizik tedavi veya spor hekimi asla gel sana hareket yapalım demez. Ameliyatsız iyileştirelim iddiasında bulunmayız. Bulunmamalıdır yani. Böyle o ince şey çizgiler var o zaman değil mi? Hani bizim de kafamızı karıştıran sorunlar. Bazı konularda da gri noktalarda da iki branş veya 3-4 branş bir arada değerlendirmesi daha peki iyi. Nasıldır? Mesela ortopedi uzmanları fizik tedaviyle nasıl bir işbirliği yaparlar genelde? Nasıl yani çalışırlar? Bizim bir fizik tedavi uzmanı olmadan veya bir rehabilitasyon olmadan başarılı olmamız mümkün değil. Çünkü genelde bize hele gecikmiş vakalarda tedavi yaptıktan sonra inanılmaz derece zayıf kaslar ile atıyorum bir protez ameliyatını ayakta durmasını söylüyoruz. Veya eklem geliştiğini sağlamasını söylüyoruz. İmkansız. Veya son zamanlarda çok yaptığımız bir kalça artroskopisini ben 2-3 hafta içinde göndermezsem fizik tedaviye kalçasında fibrozis dediğimiz kötü iyileşme ortaya çıkar ve daha kötü hale getirir. Yani hasta ameliyata girene kadar da bir süreçte öncesi belki fizik tedavi, evet, ameliyat kesinlikle operasyon olmuş hastalarında fizik tedavi kesinlikle ihtiyaçları var. Bir izleyicimiz telefon hattında isterseniz ona bağlanalım. Hakan Kaya İstanbul'dan bağlanıyor. Hakan Bey. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Benim bir sorum olacaktı. Tabii. Annem bir ay önce bir bel fıtığı oldu. Fakat ameliyattan sonra rehabilitasyonla devam etti. Ama hiçbir şekilde bel ve bacak ağrılarında geçme olmadı. Bel ameliyatı mı oldu? Efendim? Bel fıtığı ameliyatı mı oldu? Evet, bel fıtığı ameliyatı oldu. Ama bacak ve bel ağrıları devam ediyor. Rehabilitasyonla da devam etti. Fakat yani ağrılarda bir geçme söz konusu değil. Bunun için yani bu konu hakkında bir yorum istiyorum. Çok çok teşekkürler öncelikle bağlandığınız için. Annesi için soru soranlar da değil mi? Hayırlı evlatlara da gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum. Bel fıtığı ameliyatı belki teşhise konuldu ama siz isterseniz bunu cevaplayabilirseniz. Yani ağrı süreci devam eder mi bel fıtığında doğru yapılmış ameliyata? Çok sık rastladığımız bir şey aslında. Çok az da değil bu. İki şey olabilir. Eğer çok seviyede sorun varsa bir seviyeye tedavi edilmiştir. Diğer seviyeye daha az önem verilip belki tedavi edilmemiştir. Ondan dolayı diğer seviyenin ağrısı devam ediyor olabilir. İkinci ihtimal yapılan seviyeye yeterli girişim yapılmamıştır. O olabilir. Bir kere bunun ortaya konması lazım. Dolayısıyla doktoruna başvurup, cerrahi yapan hekime başvurup bu ayırıcı tanıyı yapması şansı verilmesi gerekiyor. Ben ki tekrar hekimine başvurmasını öneririm. Evet. Çünkü hem ameliyatın olmuş değil mi? Hem rehabilitasyon sürecini geçirmiş. Doğru. Normalde ağrının artık kalkmış olmasını genelde bekler hasta. Genelde bacak ağrısının ortadan kalkmasını bekliyoruz. Çünkü ameliyat sonrası bizim beldeki ağrı bir süre devam edebilir. Çünkü açık cerrahilerde yöntem itibariyle belde hasar yaratıyoruz. O bir süre devam edebilir. Ama onun bacak ağrısının ortadan kalkması olması lazım. Gerekiyor. O zaman doktoruna tekrar yani müracaat edip bakacak. Rehabilitasyonu ne yapıyorsunuz mesela? Daha tecrübeliler. Evet. Daha çok hasta geliyorlar. Bel fıtığı ameliyatı olmuş. Önce onu soralım isterseniz. Sonra rehabilitasyon bölümünde neler yapılır? Bir de şey de çok merak ediyorum. Hani ameliyata ihtiyacı olmayacak düzeydeki bel fıtığı rehabilitasyonla tedavi olabilir mi? Soruyla ilgili müsaade ederseniz bir cümle söyleyeyim. Belki ameliyat öncesi bir ayrıcı tanı aşamasında da problem belki yaşanmış olabilir. Çünkü bel fıtıklarının yarısında, daha doğrusu MR'da teşhis ettiğimiz bel fıtıklarının yarısı veya yarıya yakınında ağrı başka yerden kaynaklanıyor olabilir. Onun için MR her zaman teşhis değil veya ağrının kaynağı değildir. Bir ayrıcı tanı da problem aslında olmuş. Aslında bu çok önemli bir şey, altını çizelim. Her evet, bel fıtığı o fıtıktan dolayı ağrı yapmıyordur. Belki ondan başka dolayı, bir nedenden de olabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Tolga Bey'in biraz önce söylediği muayene ve muayene tanısı çok önemli. Yani tüm hastaların bel ya da diz bir MR ya da görüntüleme tanısı oluyor. Bir de muayene tanısı oluyor. Biz her şeyi MR'da ya da röntgende göremiyoruz. Ondan dolayı belki kalçada siyatik selinin sıkışma durumu, örnekse piformis sendromu olmuş olabilir. Böyle hastalarda görüyoruz. Belki leğen kemikleriyle kuyruk sokumu birleştiği, eklem yaptığı sakroiliyak eklem kaynaklı ağrı olabilir. Belki
omurganın arkasındaki özellikle yaşlıysa hasta faset omurganın kireçlenmesinden dolayı eklem, onlar da bacak ağrısı yapar. Aslında birçok neden olabilir. Evet, bu ameliyat yatan öncesi ve bunları garantiye alıp bu hepsi beraber olabilir. Hepsi beraber olabilir, evet. Yani o zaman hastaya siz ameliyat olacaksınız, ameliyattan sonra mesela ağrınızın tümü geçmeyecek, sonra bir rehabilitasyon süreci yaşayacaksınız, haberiniz olsun demek lazım. Ama sonuçta isim doğru konduğu zaman veya kesin tanı, yani o zaman zaten kitap kuralı bir plan şeyi ortaya çıkıyor. Aslında bir yol haritası ortaya çıkıyor. En önemli çıkıyor. Şey o zaman ilk adım teşhis. Kesinlikle. Doğru bir teşhis. Teşhisten doğru olmamız lazım. Peki hasta burada ne yapacak? Mesela ben işte bel ağrısı çekiyorum. İşte ortopedi uzmanına gittim. Gidebiliyorum. İşte fizik tedavi uzmanına gidebilirim. Başka belki branşlarda buna eklenebilir. Ortak bir şey mi istememiz gerekiyor bizim de? Bir görüş mü isteyeceğiz? Hani siz evet baktınız ama bir de rehabilitasyon uzmanları da baksın mı demek gerekiyor? Ya da o dengeyi nasıl sağlamak gerekiyor? Ekibin mi böyle çalışması gerekiyor? O çok gerekiyor? Zor bir soru sordunuz ama gerçekten. Evet. Bizim evet ülkemizde yani. Türkiye'de gerçekleşmesi gereken aslında geleceğe yönelik bir şey, plan ve evet. ideal evet. üzerine onunla ilgili bir soru. Güzel bir ideal. Çünkü hani her türlü değil mi bakılması o zaman yani hastanın geleceği açısından da tedavinin doğru planlanması açısından da etkili olabilir. Kesinlikle. Sonuçta hekimin görevi aslında bilimsel araştırmalara dayalı, kitap bilgileri ışığında hastadan gelen bilgileri, muayene bulgularını bir araya getirip doğru teşhisi koyması. En ufak şüphe varsa hemen danışmak lazım. Yani en ufak şüphe olmadan aslında bir tedavi planına başlamak gerekir. Evet. Genelde zaten hastanelerde de ama konsültasyon zaten hekimler arasında çok rahat aslında değil mi? Böyle bir şey var. Yapılabiliyor. Yani evet. Bu şekilde. Nörolog, ortopedist, beyin cerrahi böyle bir çember oluşuyor. Evet. Çemberler var aslında. Mutlaka hasta hakkında. Daha iyi işleyebilir bu. Evet. Evet. Yani bizim şu anda konuştuklarımızı bir hasta muayene ettikten sonra veya hasta varlığında da tartışıyor olabilirdik. Gerekiyor. Evet, o zaman tabii ideali o olabilir. Evet. Bu tabii belli bir çalışma tarzı gerektiriyor. Her yerde mümkün olmuyor. Uyum gerektiren bir şey. Çok evet. kolay değil. Peki o zaman ama hastaları bir bütüncül yaklaşımda faydalı oluyor. Mesela ameliyattan sonra bir bel fıtığı ameliyatı geçirmiş bir kişiye neler yapabilirsiniz fizik tedavide? Ne gibi uygulamalardan geçiyor? Şimdi öncelikle ameliyat sonrası dokunun iyileşmesine saygı gösteriyoruz. O iyileşme belli süreci. Belli bir süresi mi var? Aslında bel fıtığı ameliyatı olan hastaların çok çok büyük bir kısmı veya %85 gibi bir şey istatistikle kitap hani kural Türkiye'deki istatistikleri bilmesek de bize ihtiyacı olmuyor. Aslında çok büyük bir kısmı eski hayatına dönebiliyor birkaç hafta içinde. Bazen birkaç tanı işte Tolga Bey'in de bahsettiği gibi birlikte olduğu durumlarda kesinlikle ilgilenmemiz gerekiyor. Onun dışında ama işte 5 gün, 5-7 gün arasında kural olarak yapılması gereken egzersizler var. Onlara başlayıp basit egzersizlerle ondan sonra yavaş yavaş egzersizleri arttırıp bunlar ama temelde kişinin yaşam tarzı ve mesleğine göre karar veriyoruz. Eğer ameliyat öncesi görme şansımız olmuşsa zaten kişinin duruşu, omurga esnekliği, zaten düzeltilmesi gereken yerler var mı? İşte kalça kuşağı esnek mi, kasları zayıf mı? Zaten aylar yıllardır hareketsiz bir yaşam mı yaşamış, işte ağrıya karşı toleransı düşük mü kişinin, morali kolay bozulan, kendi başına kalırsa onu idare edemeyecek, planı yürütemeyecek bir hasta mı? Yani tümü aslında hastaya göre uygun bir plana dönüşmesi. O meslekleri çok merak ettim mesela orada nasıl yaklaşım sergiliyorsunuz ama uzmanımıza soruyoruz bölümümüz var. Oraya gidelim dilerseniz. Bakalım halkımız neler sormuş özellikle bel ve diz ağrıları ile ilgili ben de merak ediyorum. Hep birlikte izleyelim. Bel ve boyun ağrının genel nedenlerini ve sebeplerini öğrenmek istiyorum. Belde kireçlemenin sebepleri nelerdir? Nelerle iyileşir? Nelerle yapmamamız gerektiğini öğrenmek istiyorum ben. Onun için yani doktoruma soruyorum. Bel kireçlemesinin sebepleri nelerdir? Her uyandığımda belim ağrıyor ve yataktan kalkmakta çok zorluk çekiyorum. Bazen kalkmak için kendimi yataktan atıyorum falan böyle. Bunun için neler yapabilirim? Şimdi bir arkadaşım var, bel fıtığı ameliyatı olacak. Yalnız merak ediyorum hani ne kadar sürede ayağa kalkabilirim? Acı çeker miyim? Kısmi diz ameliyatları ikinci kez yapılıyor mu? Onu merak ediyorum.
Diz protez ameliyatlarının bir riski var mı onu sormak istiyorum. Çok uzun süre yürüdüğüm zaman diz kapaklarımda aşırı derecede ağrılar oluşuyor. Bunun nedeni neden olabilir? Vallahi dizlerim çok ağrıyor. Gündüz dolanırken o kadar değil de gece olduğu vakit daha çok ağrıyor. Yani ilaç da içsem fayda etmiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Sizlerin de gördüğü gibi hastalarınızdan da çok yakından bildiğiniz gibi sokakta da durum çok farklı değil. Dizimiz, belimiz ağrıyor. Neden sabahları bu ağrılarla uyanıyoruz? Gerçekten bunun önemli bir anlamı var mı? Çünkü yataktan kendimi atıyorum dedi bir izleyicimiz. Aslında bu daha çok romatoloji ve dahili branşların alanına giriyor. Yani belki Cavit Bey'in söyleyeceği çok daha fazla şey vardır. Bir grup evet dediğiniz gibi sabah sorunu belde ve sırtta sabah ağrı. Ama sonra gün içinde açılıyor. Ön planda sertlik varsa o zaman evet romatizmal tipte bel ağrısı sınıfına giriyor. Bu tetkikler, röntgenler ve muayenede de kendine göre bulguları oluyor. Daha çok ağrıdan ziyade hareket kısıtlanması olabilir. Özellikle ileri safhalarda. Ama ilginç bir şekilde omurga esnekliği azalmış, duruş bozukluğu grubu da sabah çok ağrılı olabilir. Hı hı. Veya sabaha karşı ağrıyla uyanıp biraz hareket edip tekrar yatağa girme şeyi bildirirler bunlar da öyküde. Burada şey önemli yani bilgileri, hastanın verdiği bilgileri çok iyi bir araya getirip tetkik yoluna gidelim mi? Bu romatizmal bir şey olabilir mi? Yoksa omurganın esnekliğinin aşırı azalmasından dolayı hareketsiz kaldıkça ağrınlar. Çünkü dediğiniz gibi duruş problemi olan hastalar da sabah ağrılı olur, gün içinde çok iyi duruma gelir. Yine romatizmal da varsa problemi olanlar da aynı şekilde olur ama öykü, antiromatizmal ilaçlara yanıtı, muayene bulguları şey farklıdır. Hepsi birbirinden farklıdır. Evet. Fasiyet sendromu var mesela. Aslında gelmişken belki onu sormak lazım. Hangisi? Mesela fasiyet sendromu bu ara çok ön plan çıktı. Evet, neden? Yani mekanik bel ağrıları, işte disk yapısının özelliği yitirmesi, gerginin azalması. Neden onlara çok başarılı çalışmalar var. Aslında fasiyet eklemleri omurganın arkasındaki eklemler. Hı-hı. Yani iki omuru birleştiren bir arada disk var omur cisminin arasında. Arkada da her seviye için ikişer fasiyet eklemi var. Bunlar diğer eklemler gibi aslında diz kalça gibi işte kıkırdak ve eklem kapsülü zardan oluşuyor. Diskin yüksekliğinin azalması veya ameliyat sonrası diskin bir kısmen alınması da faseti daha çok zorlanmaya yatkın hale getiriyor. Bunlar ağrı olarak mı çıkıyor daha kesinlikle çok? Kesinlikle faset eklem ağrıları belde ya da bel kasık kalça ya da bel bacak ağrısı şeklinde ortaya çıkıyor. Çok tanımlanan üniform aynı seviyede tüm hastalarda aynı bölgede ağrı ile ortaya çıkmıyor. Gençlerde bunları egzersizle düzeltiyoruz. Hı hı. Aslında omurgayı iyi çalışır duruma getirerek düzeltiyoruz. Yaşlı hastalarda çoğunlukla faset ekleminin ağrısını ileten median dalla ilgili enjeksiyonlar, radyo frekansla o median dal sinirini kalıcı bir şekilde ya da en azından 1-2 yıllık bir uyuşturma yoluna gidiyoruz. Yani yaşlı ağrıyı grupta hissetmesin. Evet evet yaşlı grupta evet radyo frekans nörotomi. Hı hı. Ama genç gruplarda egzersizde düzeliyor. Egzersizde düzelebiliyor. Şey sormuşlardı içinde, orada ben onu sormak evet istiyorum. Kısmi diz ameliyatlarının ikincisi tekrarlanabilir mi? Bu konuda çok küçük bir şey söylemem tabii gerekiyor belki. Yani gün içinde boyumuz kısalır. Yani 2 santim ile 4 santim arasında bazen öyle değil mi? Gün içerisinde mi? Gün içerisinde kısalır boyumuz ve bu yaşlandıkça kısalma oranı artar. Sebebi aslında işte diskin su alma özelliğini yitirmesi yaşlanmayla beraber işte bu. Boyumuzun kısaldığı evet, ama yatıyorsunuz. Yani akşama doğru daha az bel ağrısı çekersiniz. Artık oturur çünkü omurlar. Sonra yatınca tekrar su alıp bir miktar eski boyumuza 1 santim, 2 santim tekrar eski hale geliyor. Bir gevşeme oluyor orada çünkü gerginlik yok. O da bir ağrı sebebi olabilir. İlk kalktığı anda ağrı sebebi olabilir belki. Mekanik olarak diyorum. Hadi tabii romatizmaları kaldırdık. Onları ayrı bir yere kısmi koyduk. Kısmi diz ameliyatı sordular orada. Evet. Tekrar evet yapılabilir mi dediler. Yani o aslında ne sorduktan çok iyi anlamadım. Hı hı. Ama protez dışı ameliyatlar protez dışı ameliyatı mı? Yani. Evet. Öyle mi anladınız? İşte. Tamam. Elbette şimdi yaptığımız girişim bizim artroskopik girişimler, kapalı girişimlerde dizin içindeki anatomik yapıları bozmuyoruz. Hem bir kamera yerleştiriliyor hem de İçeride muayene yapılıyor.
yapılarda çıkartılmadığı için mesela menisküsün tamamını çıkartmıyoruz. Sadece bir kısmını çıkartıyoruz. Dolayısıyla o menisküs tekrar yırtılabilir. İkinci mamet olabilir. Yani yenileme ihtimali zaten var. Hani gerekiyorsa tekrarlayabiliriz. O hı-hı. anlamda sorduysa eğer. Birkaç defa artroskopi olabilir insanlar. Evet. Peki proteze giden süreç nasıldır? Hani bir kişinin dizine artık tamamen protez yapılması gerekiyor dediğiniz nokta. Ben eklem kıkırdağı eğer korunuyorsa asla protez düşünmem. Yani hı-hı. bu yaş önemli değil. Çünkü artık artroskopi o seviyeye geldi. İlk başlarda artroskopiye başladığımız 25 sene önceki zamanlarda bu kınanırdı. İşte yaşlı insanlara artroskopi yapılmaz. Ama şimdi o tamamen değişti. Hangi yaşta olursanız olun ki bahsettiğimiz gibi 80 yaşında maratona katılanlar var. Yüzenler var artık. Evet. Hı hı. Şimdi bu insana... Değil mi ileri yaşlarda? Evet. Yani dizi 30 yaşından farklı değil. Çoğun. Yani tabii mutlaka yaşlanmıştır. Biz burada artroskopide temel felsefe dizin içindeki mekanik sorunu ortadan kaldırıp hemen rehabilitasyona vermek. Bizim işimiz o. Yani sürtünmeyi ortadan kaldırmak. Hı hı. Eğer sürtünme... Yani küçük bir müdahaleden bahsediyorsunuz tabii, aslında. Ama orada. Kıkırdak tamamen yok olduysa o zaman hani kısmi ameliyat dediği belki en çok yok olan kısım dizin iç tarafıdır, iç yüzeyidir. Oraya sıklıkla yeniden popülerleşti. Yarım protez hı hı. Uygulaması başladı. Yapılabiliyor. Ben onda da kendi pratiğimden total protez tercih ediyorum. Biraz daha gençlerde belki yapılabilir. 50 yaş, 60 yaş civarında çok kötü kaybetmiş. Yani kıkırdak tamamen aşındıysa, yüzeyde artık kayganlık kalmadıysa hı hı. bu durumda protez yapılmalı. Evet, yani son çare gibi düşünüyorsunuz aslında değil mi? En son, son nokta. Çare, tabii ki yani protez... Yani son çare demek derken neyi kastettiğinizi açmak hani artık açmak kurtarabilecek lazım. Hiçbir durumu yoksa... Tabii kurtarıcı ameliyattır aslında. Evet. Dizi artık oradaki o şeyi çare olarak... Çaredir. Yani son çare derken daha hı-hı. ötesi de var bunların. Yani nedir protezden sonra? Protezi yani bir çare iyi bir çözümdür aslında. Hı-hı. İyi çözüm desek daha doğrudur. Son çare deyince akla biraz daha hani sanki falan aslında iyi bir çözüm. Diz protezi eklem aşınmasında iyi bir çözümdür şu anda. Bence altın standarda yakın. Hı hı. Gerçekten eklem aşındıysa. Kaliteli yaşama hemen sokar. Yani biz iki dizi aynı anda yapıyoruz. Aynı anda kişiyi ayağa kaldırıyoruz. Ameliyattan hemen sonra kalkabiliyor mu ayağa? Ya o gece ağrısı oluyor insanlar ilk gece. O gece kimse kalkmaz. Yani bu denendi mi? Denendi, yapıldı. Ameliyat masasından da kaldırdığımız hastalar oldu. Masadan kaldırıp yürüttük yıllar önce. Hı hı. Ama bence böyle gösterilere gerek yok. Bir gece insan dinleniyor. İşte hemodinamik kan değerleri düzeldikten sonra yani tansiyon düşmesin diye. Ertesi gün rehabilitasyon eşliğinde, hı hı. fizyoterapist eşliğinde. Hemen orada fizyoterapistler başlıyorlar mı çalışmaya? Tekrar çünkü onun bir rehabilitasyona mı ihtiyacı var? Mutlaka onu... Hı hı. Neler yapıyorsunuz orada Cavit Bey? Şimdi hastaların önemli bir kısmını ameliyat öncesi düşünme, karar verme sürecinde... Hı hı. Genel aktivite düşüklüğü, kas kuvvet kaybı, işte diğer ayak bileği, kalça ile ilgili, omurga ile ilgili problemler oluyor. Onlarla ilgilenmek gerekiyor. Onun dışında tabii ameliyat olmuş eklemi yani dizle direkt alakalı işte kasların kuvveti. Hı hı. Birkaç gün cihaz kullanacaksa eğer yürüteç ya da baston kullanacaksa onun eğitimi, yürümesi, ayakta durma dengesi, günlük hayatını yerine getirebilmesi için oturma, kalkma, ev içinde hareketler onları eğitiyoruz, aileyi eğitiyoruz. Bir kısmında aslında hastanede birkaç günlük eğitim ve daha sonraki takipler yeterli oluyor. Ama ameliyat öncesi süreç uzun olmuşsa o zaman evet daha bir yapılandırılmış bir rehabilitasyon programına katılması gerekir 2-3 hafta. Hı hı. Bu hastaya göre karar veriyoruz. Hastaya göre değişiyor. Bizim dizilim değişiyor aslında. Siz hı hı. mesela bir anda çarpık bacaklı bir insanı ameliyat sonrası düz basar hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla kasların yönü tamamen değişiyor. Evet. Orada eskiye göre binen yük olanları falan da değişiyor. Değiştiği dolayısıyla için. Dolayısıyla biz çok orada faydalanıyoruz. Orada farklılıklar yani oluyor değil mi? Yeniden bir yürüme biçimi, denge ve yeni kas biçimi, eğitimi gerekiyor. Yeni bir hayata aslında adım atmasını evet. sağlamak gerekiyor. Evet. Bir sevgili izleyicimiz var telefonun diğer ucunda. Soner Durukan İstanbul'dan katılıyor. Soner Bey. Alo. Alo, merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Arzu Hanım. Hoş bulduk. Buyurun Soner Bey. Alayım sorunuzu.
Arzu Hanım, benim şöyle bir sorunum olacak. Şöyle bir konu, bel fıtığım var. Dolayısıyla bununla ilgili araştırmalar yapıyorum. Kapalı ameliyatlardan bahsediyorum. Hocalarınızla bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Bel fıtığı ameliyatları hakkında. Çok geçmiş olsun öncelikle size. İnşallah ameliyata da gerek kalmaz diyelim, ama eğer ameliyata da gerek kalırsa kapalı yöntem bel fıtığı ameliyatları var mı? Kapalı yöntem, önce hangisi onu açıklamak lazım. Kendisinin beklediği şey tamamen kapalı artroskopik yöntemse elbette başarılı uygulanabilir. Kapalı ameliyat deyince çünkü akla bir de klasik ameliyatın mikroskopla yapılması geliyor. İkisinin arasında farklar var, öyle mi? Belirgin fark var. Çünkü bir tanesinde klasik ameliyatı mikroskopla yapıyorsunuz. Yani kesiniz küçük oluyor ama yaptığınız işlem aynı oluyor. Diğerinde? Diğeri minimal invaziv. Yani hiçbir şekilde anatomik yapılara zarar vermeden doğrudan fıtığa ulaşıyorsunuz. Bir endoskop yardımıyla. Bir santimden. Ama ikisi de kapalı ameliyat kabul ediliyor. Bunu ayırmak lazım. Evet. Benim söyleyeceğim endoskopik yöntem. Özellikle gençlerde, az önce bahsettik, birinci aşama tanı demiştik. İkinci aşama tedavi, ama bu tedavide kişinin iyileşmesini daha çok uyarmak gerekiyor. Cavit Bey bir bahsetti ama o hemen kayboldu, onu biraz ön plana çıkartalım. Cerrahi de öyle olmak zorunda. Yani biz kişinin iyileşme kapasitesini arttıracak tedaviler yapmak durumundayız. Yeni modern cerrahi yöntemler bu yönde. Yani ameliyatı yapıp da günlerce hastayı yatağa bağlamaktansa, değil mi? Yani bir an önce hareket kabiliyetini kazandıracak işlem olması gerekiyor. Yani mikroskopik de olsa işte açık cerrahi yaptığımız durumlar var kesinlikle, ama mesela genç geldi sesi bana, kişinin yaşını sormadık ama ne bileyim 35-40 yaşında bir insan, omurgasında hiçbir sıkıntı yoksa işte bizim laminektomi dediğimiz arkadaki kemikleri çıkartıp fıtığa ulaşmak yöntemini biraz daha hafif terk etmemiz gerekiyor yavaş yavaş. Çünkü artık oraya endoskopla ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla insanlar aynı artroskopide olduğu gibi dizde mesela artık korkmadan ameliyat oluyorlar. Tedavilerini yaptırıyorlar. İleride protez olmaktan korktukları için yaptırıyorlar. Aynı şekilde bel fıtığının omurga segmentinde, yani arkada iki faset eklem var demiştik. O segmentte ileride ortaya çıkacak ağrıları yapmaması için, yani onu ilerlememesi için yapacağımız şey fıtığı çıkartıp diskin kendisini onarmasını sağlamak. Öyle olunca disk yüksekliğini kaybetmez. Arka faset eklemler de bozulmaz. İleride de o seviyeyle ilgili hiçbir sıkıntı çekmez. Ama doğru zamanda o fıtığın tedavi edilmesi lazım. Dolayısıyla minimal invaziv cerrahi dediğimiz kapalı yöntemlerdeki hedef disk dokusuna dokunma. Yani biz diski çıkartmıyoruz. Evet. Sadece fıtığı çıkart, çeper kendisini onarsın ve eski sağlıklı yapısına kavuşsun şeklinde oluyor. Öbür türlü yapılırsa diski de mi almanız gerekiyor? Yani şu anda zaten ameliyatın adı diskektomi. Şimdi biz yeni bir tanımlama getirdik. Diskotomi diyoruz artık. Yani şöyle, diski kesmekten geliyor. Yani bu tabii tıbbi anlamda bir cerrah bunu çok iyi anlar. Ne demek istediğimi. Hani halkın bileceği şey sadece fragmanı çıkartmak. Sadece fıtığın parçasını çıkartmak. Dokunma gerisine. Yani aman diskin içine girme şeklinde. Ha, ne oldu? Bu 10 sene önce de şey yapıyorduk. Diskin içine bir vakum aleti sokuyorduk. Diski boşaltıyorduk. İşte 3 cc boşaltıyorduk. O boşaltmak da rehabilitasyon uzmanımız yanımızda neler çektiklerini anlatsın. Yani çünkü o dokuyu aldıktan sonra seviye çökmeye başlıyor. Aslında oradaki o diskin bence önemini bir anlatalım isterseniz. Korunması çünkü lazım. Evet, neden korunması gerekiyor diskin Cavit Bey? Ne işe yarıyor vücudumuzda? Şimdi disk iki omur cisminin, yani omurun büyük öndeki büyük parçasının yuvarlak kalın olan omur cismi üzerine binen yükü eşit bir şekilde bir kısmını emiyor. Ama büyük bir kısmını aslında eşit bir şekilde alt aşağıya doğru aktarıyor. Her omurun arasında var mı disk? Evet, her iki omur arasında. Boyundaki ilk iki omur dışında. Ondan dolayı biz eskiden diskin sadece darbeleri emdiğini düşünürdük. Oysa artık biliyoruz ki diskin görevi aslında alttaki kemiğe, alttaki üstteki omur kemiğine eşit bir şekilde yükü aktarmak. Ondan dolayı sağlığı çok önemli. Bir de disk tabii iki omur arasında çok hafif harekete sebep oluyor. Omurların üst üste kayması ve 10-15 derecelik açılanmasına sebep oluyor.
Şimdi diskin yapısı bozulduğu zaman veya siz bu ağrı kaynağıdır, biz bunu alalım ağrı geçsin dediğiniz zaman aslında çok iyi çalışmayan bir omurga ortaya çıkarıyorsunuz. Ondan dolayı Tolga Bey'in dediği gibi mümkün olduğu kadar orijinal yapıyı bozmadan bu işi yapmak lazım. Bu eski tabii ki ameliyatlar, daha önce yapılan ameliyatlar omurgaya daha çok hasar verdiğini biliyoruz. Belki o anki problemi kaldırıyor ama omurganın genel bir yapısında bozukluğa mı neden oluyor? Evet, sonuçta biz aslında kasikere sisteminin açılar, yükün iyi dağılması, kuvvet dengesi, esneklik dengesi gibi şeylerin özelliklerinin iyi çalışması, optimal çalışmasıyla sağlıklı ve ağrısız olacağını düşünürsek öncelikle bunlara saygı duymamız lazım. Dokuları korumak gerekiyor. Yani koruyup açılar, evet açılar bozulmasın, yük iyi dağılsın ve işlev görsün. Ondan dolayı bu biyomekanik özellikler, hareket özelliklerinin bir parçası olarak ameliyat da bir noktada konursa veya bizim yaptığımız, yani biz de şimdi bizim yaklaşımımız da değişti. Biz yaşlı bahsettiğiniz gibi 80 yaşında işte maratonu ya da boğazda yüzme şeyde katılıyor insanlar. Herkesi 80 yaşındaki hastayı bile sporcu tedavi eder gibi tedavi ediyoruz. Evet, artık şey diyemiyorsunuz değil mi? Sadece evde işlerini yapsın yeterlidir. Olmuyor insanlar. Yok için. Zaten şimdi araştırmalar da şunu gösteriyor. Son 15-20 yıla baktığımızda mesela bel ağrısı ile ilgili konuşursak hastaları gereğinden uzun 3-5 günden daha fazla dinlenmeye sevk etmiş doktorların bel ağrı hastaları daha yavaş iyileşmiş. Hı hı. Çok lüzumsuz ilaç kullanmışız. O kadar ağrı kesici, antiromatik, antiödem ilaçlar kullanmamıza gerek yokmuş. Boşuna çok uzun süre korse vermişiz. Ve hastaları ağrı geçtikten sonra da eski hayatlarına geri dönmelerini sağlayamamışız. Aslında bu ameliyat olsun olmasın yani bel ağrılarında aslında bu hatalar olmuş. Ondan dolayı şimdi güncel çağdaş yaklaşım minimum istirahat süresi. Hastanın çok ağrılıysa bile ağrısının ağrıya sebep olmayan hareketleri yapmaya devam etmesi. İşte bir ağrı kesici kolu çok eskiden 4-5 reçete yazardık. Bir de 4-5 ilaç içeren reçete. Şimdi onlar kalmadı artık. Onun dışında hastayı bir an evvel teşhisini doğru koyup ameliyatla mı iyileşecek, ameliyatsız mı iyileşecek o süreçleri bir ameliyatla iyileşecekse bir an evvel ameliyat olup bize bir an evvel sahaya dönmesi gereken sporcu gibi bize cerrahtan geri gelmesi aslında. İşte minimal invasif cerrahinin öbür avantajı da o. Biz ertesi gün hastayı rehabilitasyona verebiliriz. Çünkü bir santim bir kesi var. Kaslara dokunmuyorsunuz ama klasik cerrahide orta hatta açıyoruz. Orta hatta multifonksiyonel bir kas var. Bütün neredeyse belin stabilizör kas. Evet, en önemli kasları ve onu hatta MR'da bakarsanız kestikten sonra onun özelliğini yitirdiğini görürsünüz. Bağ dokusuna dönüşebiliyor. Bağ dokusuna dönüşür ve o da ağrı sebebidir. Yani onun bağ dokusu olmazsa çalışmaması çok önemli bir sorun. Evet. Yani ameliyat olup ağrım devam ediyorum nedeni bu da olabilir. Tabii. O yüzden işte kesi yeri değiştirdik, biraz yana geçtik işte orta hattı normal stent işte insansız alan dedik vesaire. İşte bunlar tıp bir literatür şeyler. Hani belki genç doktor arkadaşlar izliyorsa yani o orta kısım çok önemli bizim için. Omurganın orta kısmı. Oraya pek de bıçak vurulması taraftarı değiliz. Evet, yani omurga sağlığı çok önemli değil mi? Omurga sağlığı, yani iyi bir omurganın hayatı bile uzattığı söylenir ya da kaliteli yaşam arttırdığı söylenir. Ana iskelet. Evet, çok önemli. O yaşam sırrı kesinlikle dediğimiz yer gerçekten önemli. Fizik tedavi açısından da onun iyi çalıştığını, mesela biz eğer bir ağrımız yoksa bile omurgamız iyi mi, sağlıklı mı diye nasıl anlarız? Şimdi omurganın sağlıklı olması belli kıvrımları, işte biliyorsunuz belde boyunda normal birçok insanda olan normal kabul ettiğimiz bir çukura sahip olması ve sırtta da çok az olmayan yani düz olmayan ama kamburda olmayan bir kamburluk derecesine sahip olması. Bir kere omurga kıvrımları düzgün olması lazım. Yani yandan baktığınızda çok düz, çok çukur, çok kambur omurga görmemek lazım. Onun kendi lazım. Bir şey vardır değil mi? Böyle evet. Bir S şeklinde. O anatomi atlası şeyi var ama sonuçta öyle bir omurga neredeyse kimsede olmuyor. Çünkü yaşam tarzımızdan dolayı omurga da biçimleniyor. Bir de önden ya da arkadan omurgaya baktığımızda eğri olmaması lazım. Yana doğru eğrilikler ama bunları çok yaygın görüyoruz düşük derecelerde. Çünkü omurga hani diz veya kalça gibi göremeyiz. Omurga aslında birçok eklemden oluşmuş. Ondan dolayı birbirine karşı pozisyonu uygun olmaz. Bir aşırı açılanmış sağa sola öne kaymış olmaması gerekir. Hareket ederken aynı açılarda birbiriyle hareketi paylaşması lazım. Aslında ideal omurga bu. Böyle bir omurga eğer sağlıklıysa, yapıları da bozulmamışsa o zaman evet işte ağır siklet haltayacını 400 kiloya yakın silkme ya da 200 kilo koparma yaparken o yükü kaldırmasını sağlar.
Ama bunlar değilse, bozulmuşsa, MR normalse bile çok ağrılı olabilir hasta. Evet, bazen de mesela yerden bir şey kaldırırken bile bir ağrı girer aniden. Ciddi mesela belimizde, i̇şte sırtımızda tutulmaları neden olacak şekilde onlar ağrılar da olabilir. Onlar bahsettiğim aslında şey, bir bozulma değil de o açıların yani çalışma biciminin normal olmamasından kaynaklanıyor. Hı-hı. Yoksa omurga öyle basit hareketlerde de tutulup hasta iki büklüm acile gelen hastalar oluyor. Hı-hı. Biliyorsunuz. MR'ı normal çıkabiliyor onların bir kısmının. O daha çok kaslarla ilgili belki de bir problem oluyor orada, kas tutulmasıyla ilgili. Bir kısmı evet kas ağrısıdır. Bir kısmı faset eklem ağrısıdır. Hı-hı. Çoğunlukla o şiddetli ağrıya sebep olan tutulmalar faset kaynaklı ağrıdır. Kas ağrısı. Peki böyle değil. Bazen omurgamızdan sesler gelir. Hani dizimizde de özellikle mesela ayakta durduğumuzda, sağa sola oynattığımızda, hatta bazen rahatladığımızı düşünürüz ya da belimizi hareket ettirdiğimizde onu kıtırdatmak. Eklemlerden giriyor. İyi midir, değil midir bunları yapıyor olmak? Bu tarz hareketler zararlı mı? Cerrah sorarsanız her zaman hayır der ama bilmiyorum. Fizik tedavi uzmanı ne der? Şimdi seslerin kişinin kendi ortaya çıkardığı seslerden bahsediyorsunuz. Yani eklem sinovyadaki hareket sonrası ortaya çıkan sesleri kastediyor. Evet, kıtırdatmak gibi, tıpkı parmağımıza yaptığımız hareket gibi, dizden çıkan, belimizden çıkarttığımız. Bence doğru değil ama. Yani onu alışkanlık haline getirmek doğru değil. Gerçi eklemi bozduğuna dair çok bir kanıt olmasa da elimizde. Hani bunu çok yapanların daha çabuk mesela el kireçlenmesi. Öyle bir araştırma okumuştum çünkü. Hiç elini kıtırdatmayan bir kişiyle elini sürekli kıtırdatan kişinin aynı çıkmış düzeyleri. Ben de öyle biliyorum. Yani bildiğim kadarıyla. Ama yine de travmaya oluşturabilir. Yani. Bak, lüzumsuz bir hareket yapmamak gerekiyor. Ama doğuştan bağ dokusu esnekliği farklı. Yani bazı insanlar biliyorsunuz der ki mesela ben çocukken bile yere kadar eğilemezdim. Ondan dolayı bir şey var, bir sınır var. Çok esnek ya da çok az esnek peki, kişiler. Peki avantajları var mı çok esnek kişilerin? Şimdi onun şeyine bağlı o şeyin alanın neresinde olduğuna bağlı kişinin. Aşırı esneklik iyi bir şey değil. Çünkü eklemi koruyan, hareket sırasında eklemi koruyan bir kaslar var. Kaslar kemikleri uygun pozisyonda tutuyor. Bir de tabii bağlar koruyor. Bağlar statik koruyor. Kaslar da ne kadar iyi çalışabiliyorsa o kadar iyi koruyor. Şimdi bu kişilerde, çok esnek kişilerde bağlar da kolay uzayabiliyor. Ondan dolayı ön dizi ağrısının daha sık olduğu, daha çok ayak bileği burkulması yaşadığı veya kolay iskolyoz gelişme riskiyle karşı karşıya getiriyor. Travmaya açık hale giriyorsunuz. Travmaya açık hale girirsiniz. Yani onun dengesini ayarlamak çok... Dizilimi korumak için stabil basmak lazım yere. Belli bir dengede basmak lazım. Eğer eklem hareket genişliğini siz sınırlarını zorlarsanız iç yapılar o sınırlarda yaralanmaya başlar. Yani 90 derecede dizi durması tutmak üzere gerekiyorsa, kurulmuş bir sistemi siz 100 derece zorlarsanız yırtılacaktır. Yaralanırsınız. Evet. O zaman bazen hani esneklik de her zaman iyi olmayabiliyor. Evet. Normal sınırla normal kabul edilen birçok kişiden toplumun çoğunda olanın ötesinde tersi de öyle. Az olması da iyi bir şey değil. Her çünkü şey esnekliğin evet az olması sporculardan spor hekimliği literatür araştırmalarında da biliyoruz. Esnekliğin az olması da özellikle bazı kilit yerlerde mesela işte aşil tendonu, patella tendonu onlar da probleme sebep olur. Evet. Esnek olmayan kas. Ama sonuçta bunlar yine bizi aynı noktaya, demin konuştuğumuz noktaya getiriyor. Kas iskelet sistemi açıları düzgünse, kuvvet gerektiği yerde, gerekli miktarda ise, esneklik gerekli miktarda ise o zaman daha uzun ömürlü oluyor. Kendini daha uzun süre koruyabiliyor, ağrısız oluyor ve çok daha iyi performans gösteriyor. Bunlar birlikte gidiyor hepsi. O zaman hani hepsinin dengesinin doğru tutulması çok önemli. Bir sevgili izleyicimiz daha telefon hattında, her sezona da kulak verelim. Gülgün Soy'dan, İstanbul'dan katılıyor. Gülgün Hanım. İyi günler. İyi günler. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Hocalarıma bir sorum olacak. Tabii, buyurun. Bizim babaannemizin bel fıtığıyla alakalı bir sıkıntımız var. Çok fazla hareketsiz ve bel fıtığından da zaten ciddi anlamda bir şikayetçi. Günün içerisinde hiç hareket etmiyor. Aynı zamanda şeker ve kalp hastası. Ya nasıl bir tedavi uygulanabilir? Açıkçası onu merak ediyorum. Onu ağrıları sormak istedim hocalarıma. Ağrıları mı var? Evet, ağrıları var ve ciddi anlamda rahatsız oluyor bu ağrılarından. Çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Babaannenize ben de güzel, ederim. Sağlıklı ömürler diliyoruz. Evet, önemli, hareketi kısıtlı ileri yaşta bir hasta. Şu an anladığım kadarıyla ileri yaşlarda disk özelliğini yitirdiği için, sertleştiği için daha çok kanal darlığı görüyoruz.
En çok gördüğümüz o. Bunda iki tür kanal darlığı söz konusu. Bir tanesi merkezi kanal, yani omurilik soğanın geçtiği kanal. İkinci kanal darlığı her iki tarafta sinirin çıktığı foramen dediğimiz deliklerin kanal darlığı. Özellikle yaşlı insanlarda yine minimal invazi düşünürsek kanal darlığını çözmek için yani yine klasik cerrahi yöntemler kullanılabilir. Yani cerrahi olarak düşünürsek artık kanal daralmış, işte %50'den fazla onun bazı oranları var. Belirgin olarak ağrının ona adaptasyon süreci olmuyorsa. Çünkü her şeye adapte olabiliyorsunuz. Az önce konuya girecektim, giremedim. Adaptasyon süreci çok hızlı olursa bu eğer daralma zaten ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla cerrahi yöntemler devreye giriyor. Kapalı olarak, endoskopik olarak biz o deliği genişleten bazı aletlere sahibiz. Yani kanala giriyoruz. O kanalın içine girip sinir etrafını açıyoruz. Ağrı ortadan kalkıyor. Yani biz o süreci belki bitirmiyoruz ama sonuçta basıyı ortadan kaldırıyoruz. Merkezi kanalda biraz daha zor işimiz. Orada da yine klasik cerrahi yöntemler kullanılıyor. Ben orada endoskopi yine kullanıyorum. Mikroskopi kullanan cerrahlar da var. Amaç şu. Orada tedavide en çok dikkat ettiğimiz konu şu. Çok fazla kemik çıkartıp darlığı ortadan kaldıracağız diye tespite sebep olacak bir bel kaymasına sebep olacak bir şey yapmamak. Yani olabildiğince darlığın ve ağrının sebebini tam yerini bulup o bölgeyi genişletmek felsefesi yarattık biz kendi içimizde. Ama çok gerekiyorsa bütün kanal açılır. O zaman işte bir takım vidalar kullanılabilir. Bunlardan kaçınmamızın sebebi niye? Elbette gereken cerrahi yapıyoruz. Yani gerekirse omurgaya vidalar, füzyon dediğimiz ameliyatlar yapılmalı. Ama insanların bu tür ağır ameliyatlardan çok daha çekinik tedavilerde iyileşebileceğini düşünerek, yani tek bir seviyede varsa tek bir seviyeye müdahale ediyoruz. Ama dediğim gibi farklı şiddetlerde, değişik aşamalarda farklı ameliyatlar yapılabilir. Burada yine anladığımız kadarıyla dokulara en az zararı vererek, operasyonda yapacaksak en az zararı vererek hastaya bu işlemden, bu sıkıntısından kurtarmak gerekiyor. Evet, yani kanal darlığının tedavisi tabii ki kanal darlık adı üzerinde kanal darlığını genişletmek. Evet. Genişletmenin yolları var. Ama bunları kullanırken omurganın stabilitesini korumak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz değerli bilgiler için. Her ikinize de, her iki uzmanımıza da çok teşekkürler. Tamam. Evet sevgili izleyiciler, umut en önemli varlığımız. Umudumuzu hiçbir şekilde kaybetmeyelim. Yarınlara güzel bakalım diyorum. Yarın aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.